Evet, şu anda ses var mı? Zodo ses var mı? Hemen yaz Zodo. Zodo. Ses var mı? Elman. Ses geliyor mu şu anda? Var. Tamam. Zodo, sana zahmet Günür ablanı bir etiketle. Geldi Günür. Günür İstekart. İstek at Gündoğar. Veya bir şey yaz. Gündoğar bir şey yaz. Nokta bırak, virgül bırak. Ha. Tamam, dur bir dakika. Ses nasıl arkadaşlar? İyi mi benim sesim? Günür aldıktan sonra da soracağım. Evet, şu anda Günür'ü aldım. Sesim nasıl? Yankı mı İyi. var? Yok, sesin iyisi be. Tamam. Sesin şimdi iyi canım. Merhaba. Tekrardan. Evet. Bu da benim çok değerli bir bacım. Bana hatırlarsan Gönül, öncelikle şöyle güzel bir şey yapayım. Ondan sonra program senin. Bana neydi? Bir bluz yollamıştı. Yudum yağ gönderiyor, toz şeker gönderiyordu. Evet. Ha. Zodo dediğim o yani. Anladın mı? Uzun Evet. zamandır burada Konya'da, Güzelim. Konya'da Hello ailesinde dear. de Hello. yeni Norveç'e döndü. Norveç'te miydi? Hemşireydi orada hastanede. Ha. Zodo o yani. Yudum Selam ya. Hakan. Ha, öyle diyor. Evet. Sibel. Efendim kimsine Artık yani kimse Gündoğan'ın sen. efendine lafını bölmeyecek. Bölenler Sen bölüyorsun. tarafından engellenecek. Sen bölüyorsun. Kimse de bölmüyor. Oraları fazla da okumuyorum. Şimdi Zotta Hanım ya da bilmem ben, bu sana iyi davranan iyi insanlar ben anlayamıyorum ne oluyor? Bir şeyler oluyor yani. Ben Zotto'yu bilmiyorum. İyi. Sana iyi davranıyorsa aman öyle olsun. İyi davransın. İyi Elvan'ı bilmiyor güzellikler musun? Gündür olsun. bana yudum yağ toz şekeri gönderiyordu, ediyordu. O, hatta o Biliyorum, üstündeki biliyorum. o beyaz tişörtü çizgili olan. Ha, o muydu? Aurora'nın Bilmiyorum. renginde olan. Ben Ha. bilmiyorum. Ben Ha, ha, bilmiyorum. ha. Problem Zodo değil, Elvan değil. Problem Gündür Hanım efendinin açıklamalarını dinleyelim efendim. Bu açıklaması dinleme. İşte yapıp yapıp sonra Gündür Hanım'ın açıklamaları. Kendi başına bir sürü bir şey yap, bana danışmadan, bana sormadan her bir haltı yiyorsun. Ondan sonra Gündür götün tutuşuyor, götün sıkışıyor, tutuşuyor. Gündür Hanım'ın açıklamaları. Ne oldu şimdi? Sen açıklayacaksın. Dün diyordun ki bana işte bir yaşlı bir lalü bana tavuk gönderdi, bana şunu gönderdi, harika fevkalade. Bugün bu yaşlı adam senin ölmüş annene küfrediyor. Utanmadan, arlanmadan senin ölmüş annene küfrediyor. Ne oldu? Ne oldu bu? Pancar kafayla konuşuyorsunuz, bu adamla konuşuyorsunuz. Pancar kafa senin davalık olduğun Gebze'deki vatandaşı katıyor. Hiç sana danışmadan, sormadan. Bu insanlar nasıl insanlar?
Bu adam senin ölmüş annene bu şekilde neden küfrediyor ve bu hakkı kendinde nerede buluyor? Ya sen de yapıyorsun bunu. Sen de başka bir kadının ölmüş oğluna küfrettin. Sibel'cim. Başkaları da geliyor, senin ölmüş annene küfrediyor. Ama sen ne yaptın bu adama da? Bu adam sana niye küfrediyor böyle? İki tane tavuk göndermekle küfür etme hakkına sahip olduğunu falan mı zannediyor acaba? Senin bu pancar kafa WhatsApp'ta yayına alıyorsunuz, gidiyorsunuz ve senin iznin olmadan, bilgin olmadan o Gebze'deki vatandaşı çağırıyor. Gebze'deki vatandaş izliyorsun beni. Seni engelledim. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Bir defa konuştum ama sen iyi niyetli bir adam değilsin. Senin tek istediğin Sibel Baysal'ın artık ne birazcık malı mülkü varsa onu almak. Adi bir şerefsizsin sen. Tamam mı? Bunların hepsi adi şerefsiz kardeşim. Sen niye konuşuyorsun bu pancar kafayla? Evine gittin. Bak neler oldu. Ondan sonra geliyor, anlatıyor. İşte ben bu Gebze'dekine böyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye seni iyice şey yapıyor. Ama ne oluyor? Bugün WhatsApp'ta, bugün mü, dün mü artık ne zaman konuştuysanız onu çağırıyor. Onun ne işi var? Ne işi var? Ha? Bu Gebze'deki davalık olduğun adamın, o pisliğin, seninle sizin konuşmanızla ne iş var? Niye beni istemiyorlar? Beni istesinler. Ben de katılayım WhatsApp'a. Söyledik. Beni katsınlar WhatsApp'a. Konuşalım efendim. Beyefendi diyemeyeceğim. Anaya, ölmüş insana, küffeden bir insana ben beyefendi diyemem. Atakan mı ismi? Atakan. Lan oğlum bu nedir? Yaşını başını almışsın, daha konuşmayı bilmiyorsun. Bir de utanmadan, arlanmadan evet diyorsun daha. Ne bunun ismi? Anasına küfrediyorsun Sibel. Sibel anası sana ne yaptı lan? Terbiyesizler. Ha arıyor, ara. Gelsin lan buraya, gelin buraya. Buraya geleceksin, buraya. Yani Geriye ben gel artık buraya, seninle gel bakayım, konuşmayacağım. gel. Ne Tamam mı? diyorsun sen ne? Bu nasıl Ben bir iştir? Buraya WhatsApp'ta gel. sen... Hayır, Bana ben WhatsApp'ta WhatsApp'ta ben de kabul geliyorum o etmiyorum. zaman. Ne? Üç beş kuruş vermekle. Nereye gelmem gerektiğini Şuranın adını bir söyle. Nereden yazın geliyorum? bakayım bu hesabı. Nereden geliyorum? Gel. Arkadaşlar bu Nereye hesabın adını yazın. Gelin. Üç beş kuruş Kürbanlı, vermekle. gözlüklü olan Ha. birisin. Üç beş kuruş gönderiyorlar. Ondan sonra Sibel Baysal'a hak hukuk talebi. Atakan Alkan'ı Gelsin etiketleyin. Yayına atın. bakayım. Problem nedir? Atakan Heh. Kalkan'ı etiketleyin. Problem nedir Yayına Atakan Kalkan? Problem atın. nedir? Buraya Bir gelecek dinleyelim bakalım. kendisi. Nereye istiyorsan geleceğim. Problem nedir kardeşim? Bir hele bir anlat. Atın arkadaşlar. Küfür etmeden anlat. Ölmüş insana, ölmüş anaya küfretmeden anlatalım derdimizi. Problem derdin kalbinde neyse anlat kardeşim. Ama anaya, ölmüş anaya küfretmek nedir ya? Pancar kafa. Böyle yapıyorsun Sibel. Yarın gene onunla görüşüyorsun. Ne yapacağız biz? Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Ben ne yapacağım? Seyirciler ne yapacak? Böyle böyle diyorsun. Pancar kafa bunu yaptı. Pancar kafa bunu yaptı. Ertesi gün pancar kafayla lay lay lom. Neden? Çünkü pancar kafa sana 5 lira getiriyor. 5 lira, 10 lira, birisini buluyor sana 20 lira. Sana tavuk aldırtırıyor, gene konuşuyorsun. Bu kadar her şeye tav olmasın ben. Pancar kafa bunu yapıyor. Pancar kafa bunu yapıyor. Seni sevdiğinden mi? Sever insan bunu mu yapar? Gitmiş yine Gebze'deki vatandaşı seni WhatsApp'a davet ediyor. WhatsApp'la konuşacaksın. Ama yalnız yakalıyor seni.
Benimle yakalasın pancar kafa seni. Pancar kafa benimle yakalasın seni. İşkili halinle değil, yalnız halinle değil. Sikeceğim o kadını. O kadını döveceğim, elime geçsem vallahi o kadını döveceğim. Terbiyesiz. Yalnızken yakalıyor seni. Zayıf insanlar. Kafa sallıyorsun. Senle görüşüyorsun. Yarın gene onunla görüşeceksin. Böyle bir görüş bakalım ne olacak. Bu son Sibel. Pancar kafanla son. Yeter artık. Sıkıldım senin pancar kafandan. Gündür böyle. Gündür işte böyle oldu. Gündür işte. Şimdi de çıkardık karşına Atakan bir Atakan. Gel. Hadi alalım. Evet. Alıyorum. Günür Hanım, siz devam edin konuşmanızda. Bazen sorun çıkıyor. Geldi. Atakan. Evet. Atakan sen misin? Bir sesini duyayım. Evet, buyurun. Atakan'mış. Buyurun Sibel Baysal. Buyurun. Buyurun. Günür Hanım burada. Atıyorum seni. Niye atıyorsun Sibel? Bir dakika. O değil çünkü, o değil. Değil mi? Bilmiyorum. O değil. Bilmiyorum valla. Evet, buyurun Sibel Baysal. Beyefendi, başkasının resmini göstermeyin. Atıyorum. Kalkmış bana Bilal Beşli'yi gösteriyor oradan. Bilal Beşli'yi mi gördün? Ben görmedim Sibel. Ha, onu gösteriyor. Ben görmedim canım. Görenler yatsınlar arkadaşlar. Ama ben ne diyeyim ben? Zavallı insanlar. Zavallı insanlar. Başka bir işleri yok. Zavallı insanlar. Seninle uğraşıyorlar. Ha? Hı? Çeteleşmiş, gruplaşmış insanlar Sibel Baysal'la uğraşıyorlar. Ha? Kurye o kurye. Ha, öyle mi? Ha. Özür diliyorum o zaman. Adam yemek söylemiş, kurye gelmiş. Ha, tamam. Nereden alalım. Biliyoruz biz bunu Melek? Mi yoksa? Evet. Biz nereden biliyoruz bunu Melek? Melek kurye olduğunu nereden biliyoruz? Sen söylüyorsun. Atakan evet, sen söylüyorsun kurye olduğunu. Biz nereden biliyoruz? Nasıl gördün kurye olduğunu? Nereden gördün Melek bacı? Kurye olduğunu nereden gördün? Ben göremedim doğrusu. Ben hiç göremedim. Nereden biliyoruz kurye olduğunu? Herkes de ne kadar şey. Göster, kendini göster, inanayım. Ben ne bileyim, artık hiçbir şeye güvenilmiyor ki arkadaşlar. Hiçbir şeye güvenilmiyor ki. Neye güveneceksin bu camiada? Böyle kötü bir camia olabilir mi? Böyle Atakan hoş geldin. Evet, Atakan şu anda. Böyle bir kötü camia olabilir mi? Hiçbir şeye güvenmiyor.
Gülnur Hanım merhabalar. Merhabalar Atakan Bey. İyi akşamlar efendim. Görüyorsunuz beni. İyi. Ben sizi göremiyorum. Yok. Çok canlı, heyecanlı. Ben sizi göremiyorum yalnız. Bilemiyorum da. Sadece sesiniz geliyor. Neyse, önemli değil. Doğru mudur? Görüyor musunuz? Yok, ben görmüyorum. No. Ne? Biraz önce bir ekran vardı. Bir adam belirdi. O gitti. Şu anda bir şey görmüyorum. Evet. Atakan Bey, ben şu an görüyorum. Ben niye görmüyorum? O zaman şöyle yapalım. Oh. Atakan Bey'i attım, geri aldım ya, inanmadım o olduğuna. Oh. Ondan dolayı Instagram'da problem olmuş olabilir. Fakat neyse, görme, yayından sonra göreceksin Gündür. Şimdi sevgili Atakan, benim 6-7 kere anneme küfür ettiniz. Şimdi bu, ben sosyal medyada bir markayım. Ezgi bir kadınım ben. İnsanlar bekliyor. Hatta siz dahi bana ne demiştiniz? Sibel Hanım, size yapılan zulüm Bilal tarafından dayanamadım, ağladım deyip de sonra size Bilal'le pancar kafayla bir araya getiren ben değilim. Buyurun. Sen Fulya'yla beraber WhatsApp'ta yaptığınız sohbette sırf kayıtları alıp ben sana para göndermedim Atakan mi? Atakan Bey'in sesi az geliyor. Atakan Bey, tekrar giriş yapar mısınız? Evet. Yavaşça. İyi geliyorsun. Benim sesi az geliyordu. Duyamıyordum. Buyurun Gündür Hanım. Yok, siz konuşun bakayım. Yo, ben bilmiyorum. Bir dakika. Gelecek? Bir dakika. Ses iyi geliyordu. Ha, ses iyi. Atakan Bey'in sesi iyi geliyordu evet. Aslında. Feride Hanım, hazır gelmişken sizi bu saatte görmek gerçekten bana neşe verdi. İyi geceler Feride, hoş geldin. Feride Hanım için dediler ki ne? Kısaca bir konuşma olacak Feride Hanım hakkında. Dediler ki ne? Feride Hanım sana mutfağına gönderecekti. Feride Hanım şu an rahatsız. Kendi ağzıyla söylüyor. Estetik ameliyatı olmuş. Ama iyileşmiş. Ama duymuş. Ama duymamış. Ama unutmuş. Ama unutmamış. Yani Feride Hanım'ın önceki gönderdiklerine sayın. Feride'nin arkasından konuşacağınıza bana. Sibel, sen bu adama tehdit mi ettin Sibel? Bir dakika. Sen bu Atakan Bey'i tehdit mi ettin? Bir şey ödeyeceksin ya da ödemeyeceksin diye. Adam bir şey anlatıyordu. Ses iyi gelmiyor dedi. Sese iyi geliyordu. Tekrar gelirse alacağım. Sesi gelmiyor. Yok. Geliyordu. Gayet iyi geliyordu adamın sesi. Gayet sana iyi geliyordu. İzleyiciler duymuyordu. Duyuyorlar. Hepsi duyuyor diye yazıyorlar. Tamam, tekrar gelsin. Tamam. Alacağım. Sen dedim ya, sen tehdit mi ettin bu adamı? Dedi. Tamam da sen bu adamı tehdit mi ettin? Ne yaptın sen? Hayır. Çünkü bir insanı çıldırtmışsın ki bu kadar kıpırdın. Bak başta ben Fulya'yla konuşurken bak ses iyi. Atakan buradayken ses iyi değildi diyorlar. Yo, iyiydi. Hayır, ses iyi diyorlardı. Sana şimdi göre Atakan iyi. Ama izleyiciler duymuyor. Duyuyorlardı. Sen ne yaptın? Sen de bir şey yaptın. Ben bu adam çok iyi bir insan. Tamam mı? Fakat ne zaman pancar kafayla
bizi WhatsApp'a aldı, pancar kapağı. Ondan sonra bu adam içki içmeyi seviyor. Bilal'e karşı Bilal'in bana yaptığı zulümlerden yola çıkaraktan. Dedi ki ne? Hiç kimse yardım etmez ki ne? Feride dahi diye benim evime az da olsa, çok da olsa Tamam. nevai Ondan sonra ne oldu? O yapacaksa. kısmını biliyorum. Ondan sonra ne oldu da senin ölmüş Ondan annene sonra ne titredin? oldu? Hemen 11 olmadan Sen 9'a ne gitti. yaptın? Sen ne Ha, yaptın? Sen ne yaptın? ben baktım ki ne pancar kapağı bunun içkisinden yararlanıyor. Atakan Bey, Atakan Bey. Ondan sonra çocuğunu gösteriyor, kocasını gösteriyor. Bu da Fulya'ya, Fulya abla diyor. Tamam mı? Diyebilir. Atakan. Diyebilir. Ondan dolayı kalktı. Neyden dolayı? Bilal Beşli'yi Neyden dolayı Sibel? almaya Neyden? kalktığında Tamam. Okey. Bilal Beşli'yi alıyor. Pancar kafa. Ya konuşurken siz Bilal Beşli'yi alıyor. Öyle mi? Aynen. Tamam. Sen bu adamı zorlamışsın galiba. Bak bir şeyler diyordu. Tam söylüyor bir şeyler. Ses iyi değildi. Adam çıkıp şey yaptı. Yok, bak, etiketleyin arkadaşlar, Atakan'ı. Etiketleyin. Sesi gelmiyordu bana. Çoğu insana da gelmiyordu. Hepimize geldi. Burada hepsi herkes geldi diye bir sana gelmedi. Hadi bakalım. Etiketleyin. Ah Sibel ah. Çünkü oradan baskı görüyor. Sen orasını bilmiyorsun. Kimden baskı görecek? Baskı Niye? görüyor. Adamı Kuleme mi? engeli mi bastım? Ha. Durun o zaman hemen kaldırayım. Bileyim ben. Kime engel basıyorsun? Ha. Yeliz diyor. Yeliz hakkında konuşmaların var mı? Pancar'la. Yeliz'i engelleten o. Ben bilemem. Ben bir beyefendiyi dinlemek istiyorum bakalım. Tamam, Ne diyor? dur şimdi. Onun Hemen tarafını duymak engellemişim. istiyorum. Niye? Bazen Ha, öyle yanlışlıklar olabiliyor. yapay olabiliyor. Evet, Bakayım olabilir. engellemiş miyim, değil miyim? Öbür telefondan bakıyorum. Adam kul. Neyse. Nasıl ver. Hayır, engelli değil. Engellememişim. Yalan konuşmayın. Fulya'yı engellemişim burada görünüyor. Ama senin engellerin de pek de bir şey değil yani. Yarın açarsın Fulya'nın engelini. Bir daha açarsan Sibel. Bir daha bu Fulya'yı benim Hayır. karşıma Ben Fulya'yı falan Atakan'ı dersen artık engellemedim. yeter yani. Bıktım senin bu Fulya'ndan da. Bıktım senin pancar kafandan. Yapıp yapıp ondan sonra Fulya böyle, Fulya şöyle. Fulya sana birilerini buluyor galiba. Sana bir şey ısmarlıyorlar. Ondan Atakan gelebilirsin. Ben sonra. seni engellemedim. Ha. Ondan sonra insanlar sana 3-5 kuruş ya da 2-3 tavuk gönderince hak hukuk sahibi olduklarını zannediyorlar. Ha, öyle zannediyorlar kendilerini. Biz sana para gönderdik. Dolayısıyla şöyle böyle göndermeyin kardeşim. Hayır, Sen de ondan yayından sonra kalkıyorsun. çıkarttım. Yayını kapayım, tekrar gelsin o zaman, olur mu Gündür? Yayından çıkarttıysam aşağıdan yorum yapamaz, yayına katılamaz. Problem yaratıyorsun. Adam ne güzel konuşuyordu. Hepimiz duyuyorduk. Tamam işte, Biraz. aman, Ne aman elimdeyim ne. diyorum sana. Aman ne. Allah Allah. Ne güzel konuşuyorduk. Ne.